Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Baban nerede? Uyuyor yukarıda. Bak sana ne aldım. Nereden icap ettin? Beni istemeye geldiklerinde şık ol istedim. Ciddi misin? Ciddiyim tabii. Babama ne zaman söyleyeceksin? Yarın akşam söylerim. Cemil de annesiyle konuşacak. Yarın gün kararlaştıracağız. Nimet. Ben sana bir şey daha söyleyeceğim. İçimde tutamıyorum. Ben hamileyim. Teyze olacaksın. Hamile misin? Evet. Ne konuşuyorsunuz siz? Şey baba, bir şey konuşmuyoruz. Yine bir işler çeviriyorsunuz değil mi? Yok baba, nereden çıkardın? Baksanıza. Gözleriniz felfecir okuyor. Ama neyse. Nasıl olsa yakında çıkar kokusu. Yok vallahi bir şey baba. Tamam. Nimet. Senin çayın olmadı mı da? Oldu baba. İyi o zaman, ver bir bardak. Konuştuklarımızı duydu, diyordum patladı. Benim de. Hadi sen koy çayını. Asuman, kız dün gecenin köründe geldi. Gözümün içine baka baka bin kere yalan söyledin. Yok iffetteymiş de, yok bilmem ne. Bu gecede yüzünden düşen bin parçaydı Betül'ün. Neyi var bu kızın? Neler oluyor? Ay yok bir şey Salih. Boş yere vesvese yapma. Yok Asuman, ben sana inanmıyorum. Çağır şu kızı, otur birlikte konuşacağız. Sabaha karşı eve gelmek neymiş hesabını versin bakalım. Derdi tasası neyse de anlasın. Bıktım artık sizin bu hallerinizden ya. Saman altında su yürütmenizden. Bakma yüzüme öyle, çağır şu kızı. Tamam. Betül, baban çağırıyor. Betül! 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 Ne oluyor Asuman? Betül kapıyı açmıyor, cevap vermiyor. Betül! Thank you.
Hayatı tehlikeye atlattı. Endişelenmeyin. Oh, çok şükür. Peki ne zaman çıkarabiliriz? Kesin bir şey söyleyemem. Taburcu olmadan önce psikolojik destek alması lazım. Peki şimdi girebilir miyiz? Girebilirsiniz tabii. Uzun kalmayın. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Pardon. Betül Özgüç'ün ailesi siz misiniz? Evet, buyurun. İfadenize başvurmamız gerekiyor beyefendi. Bize yardımcı olursanız memnun oluruz. Peki memur bey. İyileşmeye bak. Baban da bizi çok korkuttu. Kızım, iyi misin? İyi baba. Yavrum. Evladım. Sen dinlen şimdi. Bunların hepsini sonra konuşacağız. Hadi Asuman. Biz çıkalım artık. Kız biraz uyusun. Hadi bakalım. Güzelce dinlen. Hiçbir şey düşünme. Bunun böyle olacağı belliydi. Sana 40 kere söyledim. Bu kızın derdi ne? Bana anlat dedim. Al işte, gör geldiğimiz yeri. Kızımı kaybediyordum. Değdi mi benim arkamdan iş çevirdiğinize? Benden sakladığınıza değdi mi Asuman? Söyleyemedim. Böyle olacağını bilmedim. Ne demek söyleyemedim? Ben onun babasıyım. Hepsi benim hatam. Bu olanlardan hep ben sorumluyum. Daha önce söylemeliydim. Ama bağırırsın çağırırsın diye çok korktum. Allah'a şükür bunu da atlattık işte. Sen şimdi bana ne olduysa anlat. Anlat da bir çare düşünelim. Kızımız çok aşık. Tövbe tövbe. Başlarda idare ederim sandım. Ama olmadı. Onsuz yaşayamam diyor. Başka bir şey demiyor. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Kimmiş bu? Söyle şunu. Söylesene Asuman. Cemil. Cemil mi? Dahası da var. Cemil bir süredir kasap Ahmet'in kızı İffet'le görüşüyormuş. Kız yakında evleneceğiz biz Cemil'le diyormuş Betül'e. O zaman bizimki ne halt etmeye hala Cemil'in peşinde? Kız çok aşık diyorum Sani. Cemil daha istememiş İffet'i. Bir yıldır oyalayıp duruyormuş. Ahmet Bey'in haberi yokmuş İffet'le birlikte olduğundan. Zaten bilse kızın etlerini lime lime doğrar ya neyse.
Ne zaman onları birlikte görse, ne zaman İffet'le konuşsa yok oluyor Betül. Mahvoluyor. Olacak iş değil bu. Betül vazgeçsin bu sevdadan. Bir iki gün ağlar, sonra unutur gider. Ya ya, ben de öyle dedim. Ama bak neler oldu görüyor musun? Kızımız gözümüzün önünde eriyor Salih. Betül'le Cemil'i bir an önce evlendirmemiz lazım. Saçmalama Asuman. Ne yapayım? Cemil'in kolundan tutup zorla nikah masasına mı getireyim? Silah mı dayayım kafasına? Betül anlattı. Cemil bir süredir zor durumdaymış. Herkesin bir bedeli vardır. Sen bunu benden daha iyi bilirsin Salih. Anne. Ben çıkıyorum, bir saate dönerim. Sen de hazırlat her şeyi. Oğlum. Hiçbir şey anlatmıyorsun be yavrum. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Olur soru sorma be anne. Bak zaten canım sıkkın. Hadi. Cemil, biraz konuşalım. Bir sorun mu var Salih amca? Atla da konuşuruz. Akşam kaçta gelirsin eve? Hayrola kızım, ne oldu? Ben bugün işten biraz erken çıkacağım da. Hep beraber bir yemek yesek. Sonra şöyle baba kız biraz konuşsak. Fet, ben sevmem böyle ikircikli şeyleri. Ne söyleyeceksen söyle. Akşam konuşuruz. Benim şimdi çıkmam lazım. Afiyet olsun baba. Sen bir şeyler çeviriyorsun ya. Dur bakalım. Feride Hanımcığım, nasılsın? Hoş geldiniz Asuman Hanımcığım. Hayırdır? Buyurun. Buyurun. Çıkart beni, çıkart beni. Çıkart. Ay Feride Hanım, ne bu hal? Hiç sormayın Asuman Hanımcığım. Bizim oğlan çok sıkıştı. Başımıza geleni de biliyorsunuz. Takside yanınca bu hale düştük işte. Aşk olsun size. Yani bu sefer gerçekten çok kırıldım. Bize niye söylemiyorsunuz? Biz senin kaç yıllık komşunuz, ev sahibiniz.
Söyleseydin bana, konuşurdum Salih Bey'le. Hallederdik bir şekilde. E bizden mi çekiniyorsun? Bereket versin. Allah seni inandırsın. Bugün öğlen veriyordum arabayı başkasına. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Ne oluyor Salih amca? Al şunu. Geç bakalım direksiyonun başına. Şöyle arabaları güzel bir yere çekelim. Hem hava alırız hem konuşuruz. Bunlar artık senin Feride'ciğim. Al bunları koy bir kenara. Lazım olur. Dünya hali bu, belli mi olur? Eşyaların da bugün gelecek. Salih'le konuştum. Kirayı da dert etme artık. Kira falan ödemeyeceksin. Sen neler söylüyorsun Asuman? Nereden çıktı bunlar? Ben kabul edemem. Edersin, edersin. Sana samimi bir şey söyleyeyim mi? Benim kız senin oğlanı çok seviyor. Ya. Biz de seviyoruz Cemil'i, efendi çocuğu. Bu saatten sonra ne sen benim kızım gibi bir gelin bulabilirsin, ne de ben senin oğlun gibi bir damat bulabilirim. Üstelik sen de yalnız yaşıyorsun. Gel birbirimize destek olalım, kocaman bir aile olalım işte. Ha? Konuş Cemil'le, bir an önce evlendirelim şunları. Asuman Hanım, güzel söylüyorsun ama benim dememle olur mu? Gençlerin konuşması lazım. Canım, Cemil'le konuş, ikna edersin sen. Annesi değil misin? Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ama benden duymuş olma. Senin oğlan Ahmet'in kızı İffet'le gönül eğlendiriyormuş. Aa. Kız hamile miymiş neymiş üstelik. Yarın öbür gün vallahi başınıza kalır. E yazık olur senin çocuğa. E parası pulu yok, nasıl olacak o iş? Ay, evlerden ırak ayol. Allah korusun. Ben İffet'e de çok üzülüyorum aslında. Ya Ahmet Bey kızının hamile olduğunu bir duysa, ay kemiklerini kırar vallahi. Hadi, hadi al bunu da. Biz aile sayılırız artık canım. Daha ne düşünüyorsun Feride'ciğim? Cemil'e sormadan... Ay sorma. Cemil'e hiçbir şey sorma. Ayol kiranızı ödeyemiyorsunuz daha. Ev tam takır. Altınızda oturacak bir koltuğunuz bile yok. E çocuğun işi gücü de yok. E başka çaren var mı Feride? Yarın öbür gün sokak ortasında kalmak da var. İyi düşün. Ne diyeyim sana artık? Dünür değil mi Feride Hanım yerine? Nasıl isterseniz Asuman Hanım. Bir an önce şu düğün tarihinde konuşalım ha. Şöyle kocaman güzel bir nişan yapalım. Herkes gelsin. Ben artık kalkayım. Ufacık bir işim kaldı, onu da halledeyim. Sonra görüşürüz Dünür. Nasıl olmuş araba? Vallahi iyi olmuş da Salih amca, ben nasıl ödeyeceğim bunu size? Orası mühim değil. Sen önce beni bir dinle. Bak Cemil, seni yıllardır tanırım. Delikanlı çocuksundur. O yüzden lafı döndürüp dolandırmayacağım. Cemil, benim kızımdan başka hiçbir şeyim yok. Maddi durumumuz da çok iyi. Ama Betül mutsuzsa hiçbirinin kıymeti harbiyesi olmuyor. Sen genç adamsın. Seni geçin yollardan ben de geçtim. Biliyorum işte, başka bir kız varmış. Bizim kasap Ahmet'in kızı, İffet. Uzun zamandır onunla görüşüyor musun? Bazı sözler vermişsin ona. Sen nereden biliyorsun bunu? Biliyorum işte, burası küçücük bir mahalle oğlum. Bak benden sana bir abi tavsiyesi. Birbirinizin hayatını karartmayın.
Parasız pulsuz olmuyor bu işler. Rezil rüsva olursunuz. Ahmet'in durumu belli. Dükkanda işler kesat. Battı batacak. Kendine faydası yok. Size hiç yardım edemez. Zaten ters meymerisi terifin tekidir. Senin durumun da ortada. Arabanı tamirden bile çıkartamadı. İffet de hizmetçilik yapıyormuş. E o kıza da yazık. Ne demek istiyorsun sen Salih amca? Demem o ki, sizin bu Üffet'le birbirinize hayırınız olmaz. Zaten ne kızı istemeye gitmişsin, ne de Ahmet'le konuşmuşsun. Gel yol yakınken geri dön. Neyle yapacaksın? Neyle bakacaksın hem annene hem o kıza? Annen hasta, evin kiralık. Yarın çıkın desen, sokakta kalırsınız. Hiçbir güvencen yok. Şoförlükten başka meslek bilmez. Sen adam gibi hayat yaşamak istemiyor musun? Anneni rahat ettirmek, adam gibi evde oturmak istemiyor musun? He? Gel durağın başına geç. Betül'le sana çok güzel bir ev alırız. Ben öldükten sonra kızımı koruyacak, kol kanat gelecek, güvenebileceğim kimse yok. Her şey sana ve Betül'e kalır. Böylece bu sefil hayattan kurtulursun. Anneni de kurtarırsın. Salih amca. Hemen cevap ver. İyi düşün Cemil. Ahmet efendi, sen bana bir kilo da yemeklik kuşbaşı veriver. Olur yenge. Hanım, istersen bütün dükkanı al. Ahmet sana anahtarı versin. Aman. Nurettin, benim rızkıma engel olma. Baksana yenge de olmasa akşama kadar kimseye tanımayacak. Hayırlı işler Ahmet efendi. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Kerimeciğim, nasılsın? Merhaba Asuman Hanım. Salih Bey nasıl? Hamdolsun o da iyi. Bu aralar çok yoğun koşturuyor. Güzel. Ben de bir kilo ondan istiyorum. Bir kilo da pirzola. Tabii. Yengenin işini halledeyim olur. Ayağınız uğurlu geldi. Gözün aydın Ahmet efendi. Hep böyle müjdeli haberleri başkalarından duyuyoruz. Aşk olsun sana. Ne müjdesi? Torun sahibi oluyormuşsun. Osman'a ne diyorsun sen? Sen ayakta uyuyorsun ayol. Kızın İffet hamileymiş ya. Yoksa haberin yok muydu? İffet. Benim kızım. Hamile. Senin ağzından çıkanı kulaklarım duymuyor Osman Hanım. Ay senin gerçekten haberin yok. Asuman Hanım, böyle asla astarı olmayan işlerle beni çileden çıkartmayın. Bu dükkandan çıkın. Aslı da var, astarı da var. Senin kız, benim kıza kendi ağzıyla söylemiş ayol. Asuman Hanım, bu dükkandan çıkın. Ben diyeceğimi dedim. Çık bu dükkandan! Ahmet, bir otur hele, bir soluk ver. Oğlum bir bardak su ver. Ver. Bak Cemil, elimde avucumda ne varsa hepsini sana veriyorum. Evet deyip Betül'le evlenirsen plakayı da üstüne yaparız. Salih amca, ben ne diyeceğimi
Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Cemil. Betül hastanede şimdi. Çok kötü durumda. İntihar ettiği için. Betül intihar mı etti? Evet. Neden yaptı böyle bir şey? Senin yüzünden Cemil. Durumun vehametini şimdi anlıyor musun oğlum? Ben kızımı kaybetmekten korkuyorum. Yoksa gelip de bunları sana burada anlatmak benim de hoşuma gitmiyor. Bir baba olarak ne kadar zor durumda olduğumu biliyor musun şimdi? İşte her şeyi anlattım sana. Bundan sonrası sana kalmış. Bu sadece kendin için vereceğin bir karar değil. İffet'i de düşün. Onun da kaderiyle oynuyorsun. Kötülük ediyorsun ona da. Bırak. Belki kısmeti çıkar. Evlenir, yuva kurar. Eğer niyetin ciddi olsaydı zaten onca zaman bekletmezdin kızcağız. Artık ne kendini ne de başkasını oyaladı. Şimdi ben hastaneye Betül'ün yanına gidiyorum. Sen de takkeni önüne koy. Eğrisini doğrusunu düşün. En hayırlı olanı yap. Hamile mi? Baba nereden çıkardın? Peki o karı niye o lafları ediyor? Ha? Kim? Bana soru soracağına cevap ver. Ablan hamile mi? Baba vallahi bilmiyorum. Elimde kalacaksın Nimet. Baba yemin ederim bilmiyorum. Delirtme beni. Ablan hamile mi? Baba vallahi bilmiyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Katil edeceksin beni! Bunlar ne?
Allah'ını koru Zuhal. Ne kadardır sürüyor bu rezil? Ama arkadaş onlar. Ne arkadaşlar? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Allah'ım. Tamam benim. İffet Hanım, 4 haftalık hamilesiniz. Hiçbir sorun yok. Bebek de gayet sağlıklı görünüyor. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Stres yok. Alkol ve sigara hiç yok. Bol bol süt ürünleri kullanacaksınız. Sebze ve meyve tüketeceksiniz. Tamam. Sekreterden önümüzdeki ay için randevu alın. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Her şey yolunda dedi. Ay, İffet, inşallah hamile değilsindir demiştim ama. Ay, insan onu görünce bir tuhaf oluyor. Aman içi gidiyor. Ama bu ne be, elma çekirdeği gibi yerim ben bunu be. Allah sıhhatli, sağlıklı, analı babalı büyütür inşallah. Asuman Hanım'ı getirdi. Yarın da eşyalar acizden çıkaracakmış. Yavrum, evladım, bak kaçıp gideceğim diyordun. Çaresizim diyordun. Rabbim bir kafa açtı. Ben senin için yaşıyorum. Allah razı olsun. Beni kimseye muhtaç etmedin. Aç açıkta bırakmadın. Ama bugünkü halimize bak. Elimizde, avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biliyorsun, ben senin işine karışmam. Ama bizim Asuman Hanım çocukları evlendirelim diyor. Bedülü'yü kızdır, severim. E Salih Bey de hem ekmek kapımız hem evimizin sahibi. Asuman Hanım da 40 yıllık komşum. Bana düşmez ama bu evlilik. Hayırlı gibi geliyor bana. Peki oğlum, kararın ne? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. İstersen bunların hepsini yarın geri veririm. Cemil istemiyor, eşyaları çıkartmayayım derim. Ama sonrasını düşün bu oğlum. Böyle yardımsever, iyi insanlar. Nerede bulacağız bir daha? Cemil neredesin sen? Hem niye meşgul alıyorsun telefonlarımı? Annemle konuşuyorduk İffet, açamadım. Selam söyle Feride anneme.
Öpüyorum yanaklarından. Söylerim. Cemil. Bizim hemen buluşmamız lazım. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buluşalım Müfet. Neredesin? Gelip alayım seni. Bizim oraya gel. Gelince çaldır beni. Tamam, birazdan orada olurum. Cemil, kimdi arayan? Hiç. Bir arkadaş. Bu arkadaşın adı İffet olmasın? Cemil, bütün mahallenin diline düşmeden, beni ve kendini rezil etmeden kurtul bu kızdan. Bak, eğer bu yüzden Betül gibi namuslu bir ailenin kızını üzeceksen ve bu kısmeti kaçırırsan, analık hakkımı helal etmem sana. Salih amca yardım etti, ondan ödünç aldı. Allah onlardan razı olsun. Ne iyi insanlar var, görüyorsun değil mi? Ben de akşam Betül'e uğrar, teşekkür ederim. Gördün mü bak, her şey nasıl yoluna giriyor. Kısmetiyle geliyor bizim bebeğimiz. Cemil, ben bebeğimize bir sürü oyuncak aldım. Hadi gidelim, evimize bırakalım bunları. Heh. Bir de... İlk kısmet şimdiyeymiş. İhsan, ev tam bir okazyon. Bu fiyata kapatabilirsek olağanüstü bir iş yapmış oluruz. Üstelik Balat da şimdi oralar yükselen değer. Herkes oraya yatırım yapıyor. Evet. Gerçekten çok güzel. Nil de beğenir mi sence? Beğenmez olur mu canım? Tam istediği gibi bir yer. Restore ettirdikten sonra olağanüstü bir fotoğraf stüdyosu olur orası. Balat çok güzel yerdir. Canı sıkıldığımı kapsın makineyi, çıksın sokaklara. İşe gitmeden gidip bir bakalım ha. Oo, bu işler size mi kaldı Osman Efendi? Vallahi Saim Hanım gidince bu hallere düştük işte. E İffet nerede? Doktora gidecekti Ali İhsan Bey. Eli kulağında, her an gelebilir. Osman Efendi, İffet dün gece de rahatsızdı. Nesi var bu kızın Allah aşkına? Vallahi bilmiyorum Ali İhsan Bey. Biliyorsunuz sonbahar. Tam hastalık mevsimi. Afiyet olsun. Zahmet oldu, teşekkürler. Dün gece de rahatsızdı derken biraz yakından ilgileniyoruz galiba. Emre, saçmalama Allah aşkına. Hadi kahvemizi bitirelim de bir an önce gidelim. Tamam canım, niye kızıyorsun ki? Bir şey mi söyledin? Kız hastaymış. Nesi var diye sordum, ne var ki? Tamam. Ben de bir şey demedim. Bak ne göstereceğim sana. Bebeğimiz. Cemil. Ay vallahi ben hissediyorum bak, erkek olacak. İstersen babanın ismini koyarız. Ha? Mehmet bebek. Biliyorum bunlar için daha erken ama ne yapayım, seni beklerken dayanamadım aldım. Ay ama çok güzel değil mi? Baksana. Cemil. Bebeğimiz erkek olursa taksisi şimdiden hazır ha.
Telefonda annemle konuşuyorum dedin. Neye karar verdiniz? Ne zaman geleceksiniz? Sana söylemem gereken bir şey var. Söyle Cemil. Tabii söyle. O bebeği aldırman gerek. Anlamadım. O bebeği aldırman lazım İffet. Neyle bakacağız o çocuğa? Kendine bir hayal dünyası kurmuşsun ve içinde savrulup duruyorsun. Ama hayat bu kadar kolay değil. Benim o çocuğa bakacak gücüm yok. En kısa zamanda o çocuğu aldırmamız gerek. Sen nelerinin farkında mısın Cemil? Sen benden bebeğimi öldürmemi istiyorsun. Hiç kimse benim bebeğime zarar veremez. Anladın mı? O zaman bitti bu iş. Thank you.
Bu bebeği aldırman lazım İffet. Neyle bakacağız o çocuğa? Kendine bir hayal dünyası kurmuşsun ve içinde savrulup duruyorsun. Biliyorum seni çok üzdüm Betül. Eğer beni affedersen seni eve götürmeye geldim. Biz İffet'le ayrıldık. Çocuk doğmayacak. İffet'le artık aramızda hiçbir bağ yok. Artık sadece sen varsın. Cemil, sen benimle oyun mu oynuyorsun? İffet'le evlenecektin hani. Benden uzak dur. Yol yakınken vazgeç dedin. Şimdi de karşıma çıkmış. Bir tek sen varsın diyorsun. Ben İffet'i hiç sevmedim Betül. Bunu anlamam sadece biraz zaman aldı. Ama bak, artık senin yanındayım. Söylediklerine inanmayı o kadar çok istiyorum ki. Ama korkuyorum. İffet yeniden hayatına girecek diye korkuyorum.
sayfa bir daha açılmayacak. Ya vazgeçmezse? İffet seni çok seviyor. Ama ben onu sevmiyorum. Bak göreceksin. Seni ne kadar sevdiğim zaman da anlayacaksın. Cemil gözünü seveyim, bana yalan söyleme. Bu sefer mahvolurum. Bak. Biz Salih amcayla de konuştuk. Eğer bana evet dersen... ...ben seninle evlenmek istiyorum. İşlemlere hemen başlarız. Cemil! Seninle baba kız bir konuşalım. Evladım, sen yalan söylemezsin. Babandan hiçbir şey saklamazsın. Hadi söyle kızım. Cemil'le aranda ne varsa. Bak, helalim senin hakkında. İleri geri konuşuyor. Diyorlar ki, İffet hamile. Ama ben onlara inanmıyorum. Şimdi sen söyle kızım. Hamilesin kızım. Cevap versene İffet. Daha fazla sabrım taşırma beni İffet. İffet. Onu sana cevap ver. Hamile değilim de sana. Thank you.
bilemez. Bundan sonra bana anne de. Sen mi İffet koy? İffetimizin namusumuzu ayaklar altına al diye. Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Dediğin kadar varmış Emre. Mekan olağanüstü. Nil bayılacak. Ucuza da kapattık. Bir an önce içerisini yapmalıyız bence. Dört dörtlük bir fotoğraf atölyesi olmasını istiyorum. Hiçbir şey eksik olmamalı. İffet bu.
Çık git şuradan. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Tutun şunu. Sen de kimsin bu adam? Ben İffet'in patronuyum. İffet, iyi misin? İhsan Bey. Hadi gel. Gel. Tamam. Tamam. Merak etme sen. Geçti. Senin ablan yok. Onu aramayacaksın. Görmeyeceksin. Konuşmayacaksın. Çıkmayacaksın. Çok feci şekilde hırpalanmış doktor bey. Fena dayak yedi. Hiç kanama riski olabilir. Ne olur bebeğime bir şey olmasın, ben hamileyim. Kaç haftalık? 4. Hemen kadın doğuma haber verin. Patron, gel oturalım şöyle. Karnında bebeği de varmış. Bir şey olmaz değil mi? Sakin ol. Sakin ol lütfen. Hastaya oksijen verin. Geçmiş olsun. Kanaması var mı? Bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Merak etmeyin. Sakin olun. Ultrason cihazını getirin lütfen. Cemil, biliyorum hala aklın İffet'e olanlarda. Ben de üzüldüm. Ama bu iş böyle. Yapacak bir şey yok. Birileri ağlayacak, birileri gülecek. Bunlar plakanın evrakları. Şimdi çıkıp noterden satışını yaparız.
Bunları da al cebine koy. Akşam yemeğe gelmeden önce Betül'e çok güzel bir yüzük al. Kızım senin? Görmedin mi anne nasıl içi gitti İffet? Ay saçmalama Betül. Üzüldü çocuk. Üzülecek tabii. Görmedin mi babası nasıl meydanda ayağı attı? Ben de çok üzüldüm. Kaç yıllık arkadaşım ya. Ama bir yandan da artık buralara dönemez diye seviniyorum. Anne. Hı. Cemile sen mi söyledin hastanede olduğumu? Evet. Seni aramış, ulaşamamış. Merak etmiş çocuk, beni aradı. Ben söyledim. Söylemese miydim? Hayır. Her şey çok ani oldu da. Anne sizin bir parmağınız yok değil mi bu işte? Ay Betül. Koskoca adamı evlenmek için biz nasıl ikna edelim? Bu dediğin olacak şey mi? Bence sen yine kendini üzmek için bahane arıyorsun ha? Hadi bakalım, al ilaçlarını iç. Allah biliyor ya, şu söyleyeceklerim hayatta aklıma gelmezdi. Ya ben Roberto Usta'yı çok özledim ya. Emine. Hani limonata yapacaktın? Dilek Hanım'ın kahvesini yapmıştım. Şimdi sizin limonatanızı hazırlıyordum. Bahane uydurma. 100 kere de söyletme bir şey. Yap diyorsam yap. Erhan Bey bana yardım etmişti. Yoksa şimdiye kadar çoktan yapmıştı. Aman toz kondurmayın birbirinize. Aman. Bir insan kızına nasıl böyle bir şey yapabilir? Üstelik kız hamileymiş. Hayvan herif. Olacak şey değil. Ben Saime'yi arayacağım. Alo Saime. Ali İhsan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Saime, iyiyim. Dilek Hanım'a vereyim mi hemen size? Yok, hayır. Dilek Hanım'a verme. Ben seninle konuşmak için aradım. Sizi dinliyorum efendim, buyurun. Saime, öncelikle senden sakin olmanı rica ediyorum. Endişelenecek bir şey yok. Ama İffet'i hastaneye getirdik. Hastaneye mi? Nesi var İffet'in Ali İhsan Bey? Saime, bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Babası İffet'i öyle bir dövmüş ki kızı perişan etmiş. Az daha öldürecekti. Ben de son anda yetiştim. Elinden zor kurtardık. Peki İffet şimdi nasıl Ali İhsan Bey? İffet şu anda daha iyi. Endişelenecek bir şey yok. Ben de zaten yanındayım. Sen İstanbul'a gel, konuşuruz, olur mu? Hemen geliyorum Ali İhsan Bey. Allah sizden razı olsun. Saime ne oldu? Ne diyor Ali İhsan? İffet. İffet'i hastaneye kaldırmışlar da Dilek Hanım. Ali İhsan Bey de yanındaymış. İzninizle benim hemen İstanbul'a gitmem gerekiyor efendim. Ali İhsan da mı oradaymış? Evet efendim. Sen çık Saime. Biri bıraksın seni. Sağ olun efendim. Hay be. Böylece biz de değerimizi anlamış olduk. Biz günlerce hastanede yatalım. Muhterem abimiz bir gün ziyarete gelmesin. Ama hizmetçilerin başından ayrılmıyor. Sayın Hanım'ı yollamasaydık abim refakatçi kalırdı.
İffet Kılıç'ın yakınlarısınız değil mi? Evet. İffet'in durumu nasıl? İffet Hanım gayet iyi. Ama maalesef bebeği kaybettik. Çok hırpalanmış. Geldiğinde kanaması vardı. Zaten hamileliğin ilk haftalarında düşük riski oldukça yüksek oluyor. Anlıyorum. İffet'in morali nasıl, iyi mi? Henüz haberi yok. Sakinleştirici verdiğimiz için uyuyor. Odasına geçtikten sonra doktor size daha detaylı bilgi verecektir. Teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Çok yazık. Duyduğu zaman kızın dünyası yıkılacak. Hastamız birazdan uyanır. İsterseniz girebilirsiniz. Size nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama İffet bebeğini düşürdü. Bebek mi? İffet'in hamile olduğundan haberiniz yok mu? Yok. Yok, bilmiyordum. Aman Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Görüyor musun sen başımıza geleni? Benim aklıma mukayyet ol yarabbim. Sakin ol Sayma. Görüyor musun? Ay Allah korusun. Benim aklım ermiyor. Aklım ermiyor benim böyle bir şey. Sizin metanetli olmanız lazım. Çünkü İffet'in bebeğini düşürdüğünden haberi yok. Ah abi. Ah abi. İnsan nasıl kıyar kendi evladına, torununa? Nasıl kıyar? Döve döve kızın bebeğini düşürdü demek ha? İnanamıyorum buna. Siz üzmeyin kendinizi. Sizin çok güçlü olmanız lazım. Hı? Hadi üzülmeyin lütfen. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın, bir anda tutamadım kendimi. Ama bu adamın yaptıkları bir değil, iki değil Ali İhsan Bey. Yıllarca kısa hapis hayatı yaşattı. Yıllarca evden burnunu dışarı bile çıkartmadı kızın. Yıllarca. Şimdi bu kız nereye gider? Nerede kalır? Nerede kalır? Özür dilerim. Özür dilerim Ali İhsan Bey. Kendi dertlerimizle bunalttık sizi bu kadar işinizin arasında. Özür dilerim. Sayma Hanım, lafım mı olur? Siz benim ailem sayılırsınız. Ayrıca İffet bundan sonra bizim evde kalabilir. Siz merak etmeyin. Allah sizden razı olsun Ali İhsan Bey. Sizin hakkınızı nasıl öderim ben? Esas ben senin hakkını nasıl öderim Sayma? 20 yıldır benim kahrımı çekiyorsun. Sayın teyze, İffet nerede, nasıl görebilir miyiz? İçeride kızım.
İffet'in arkadaşları geldi. Siz de buradasınız. İzin verirsen ben gideyim. İzin vermek ne demek Ali İhsan Bey? Estağfurullah. Saime, telefonum hep açık. Ne zaman istersen beni arayabilirsin. Yarın gelir İffet'i ve seni alır, bizim eve götürür. Hı? Sağ ol. Hadi, hoşça kal. Allah razı olsun. İffet, canım. Bir tane. Canım benim. Canım arkadaşım benim. Ahmet amca. Ellerin kırılsın Ahmet amca. Bir tane. Sami. Ah, ah güzelim dur. Ah, tamam. Dur ah. Allah aşkına hareket etme tamam. Bebeğim. Bebeğime bir şey olmadı değil mi? Bebeğime bir şey mi oldu? Bebeğime bir şey mi oldu? Bebeğime bir şey mi oldu? Mervin ona mı gitti? Ona mı terk etti beni? İşte geldiler. Ay şu Feride Hanım da ne kadar rüküş giyiniyor. Nişanda böyle giyinirse rezil oluruz hep. Şşt, ayıp ayıp. Hoş geldiniz. Berhudar ol yavrum. Hoş geldin Dinur'um. Gel gel yanıma otur sen. Ay bu ne şıklık. Bu ne zarafet. Teşekkürler. Buyurun böyle gelin. Sen de hoş geldin Cemil evladım. Asuman Hanımcığım. Eşyalar geldi. Allah sizden razı olsun. Aa, şimdi gerçekten üzüleceğim ama. Hani Dünür diyecektiniz gene Osman Hanım diyorsunuz. Dünür'üm. Ya. Gördünüz mü bakın kocaman bir aile olduk işte. Ya maşallah maşallah. Ben ne yapacağım Serpil? Kimsem kalmadı. Biz varız İffet. Babam da gitti. Bebeğim de gitti. Demin de gitti. Her şey bitti dedi. Öylece gitti. Oyuncakları almıştım bebeğimize. Küçük bir taksi. Bakmadı bile. Gitti. Babam beni kovdu Serper. Cemil de kovdu. Benim gitmem gerek. Benim Cemil'e gitmem lazım. Ne yapıyorsun İffet? Benim bebeğime gitmem lazım. Beyaz! Beyaz seni bekledi! Beni! Beni!
gitmem, gitmem yeleği. Feyyaz bırak, bırak gitmem yeleği, ne olur bırak. Cemil gitmem lazım, bırak. Cemil. Dünürüm, ben diyorum ki şu nişanı bir an önce yapalım. Ama öyle kalabalık falan çağırmayalım. Akrabaları, çok yakın tanıdıkları çağırırız. Arkasından da Yıldırım nikahını yaparız ha? Çocuklar için uygunsa benim için mahsuru yok. Betül tamam derse? Tamam. O zaman hayırlı olsun. En kısa sürede umarım kucağımıza alırız. İnşallah. Kim arıyor hayatım? Feyyaz arıyor. Bir konuşup geleyim. Efendim Feyyaz. Neredesin lan sen? Çabuk buraya gel. İffet ne halde biliyor musun? Hayvan herif. Cemil, İffet çok kötü durumda. Bebeğinizi düşürdü. Hemen buraya gel. Hiçbir yere gelmiyor Feyyaz. Lan sen benim demin ne söylediğimi duymadın mı lan? İffet çocuğumuzu düşürdü diyorum. Hastanedeyiz. Kızcağız perişan. Ben kapatıyorum. Sakın, sakın kapatma Cemil. Cemil sakın. Neye güveniyor lan bu herif ha? Nereden geliyor bu rahatlık? Adama bak ya. Ben oraya gelemem diyor. Bu herifte kesin bir şeyler var Serpil, kesin. Bir sorun mu var canım? Yok bir şey. Hadi bakalım o zaman. Mutluluğunuza çocuklar. Amin. İhtiyacı var mı Saime teyze? Yok kızım. Şoföre söyledim, getirecek birkaç parça bir şey. Sen merak etme. Nimet aradınız mı Saime teyze? Ablasını merak eder şimdi. Haber verdim de. Merak etme dedim ama ne kadar inandı bilmem. Biraz önce giden bey İffet'in patronu muydu? Ali İhsan Bey. Zaten o getirmiş sağ olsun buraya İffet'i. Bir şey ihtiyacınız olursa bizi arayın sen de. Sağ ol kızım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.
aşkının tek hatırası. Bir demet yasem. İyi misin? Aşkının tek hatırası. Bitmiyor ayrılık. Hadi ya. Gel. Tamam. Tamam. Merak etme. İffet, nereden çıktı bu? Ben sizi öyle sıkkın görünce belki moraliniz yerine gelir diye. İstemezseniz hemen götürebilirim. Hayır, biraz şaşırdım sadece. Babam da böyle canı sıkkın olduğu zamanlarda sizin gibi Türk sanat müziği dinler. Ben de küçük bir çilingir sofrası hazırlayıveririm. Keyfi hemen yerine gelir. Bu inceliğin ve beni düşündüğün için çok teşekkür ederim İffet. Rica ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Efendim Gül'ün. Lisan, biliyorum bozuksun bana. Evlilik meselesi yüzünden çok üstüne geldim. Önemli değil Gül'ün. Ben unuttum bile. İyi. Sana geliyorum o zaman. Ben bu akşam çok yorgunum. Yarın görüşelim, olur mu? Tabii. Bütün gün hizmetçi kızın başında nöbet tutmuşsun. Aldım haberini Emre'den. Evet, ben bütün gün hizmetçinin başında nöbet tuttum. Ve bu yüzden çok yorgunum. Yarın görüşelim. İyi akşamlar. Ay. Hah, sağ olasın. Dinler. Hadi gel de. Gelinin sana bir kahve yapsın. Nişan için hiç vakit yok. Bir konuşalım, kimleri çağıracağız, nasıl yapacağız. Buyur. Peki, nasıl isterseniz Asuman Hanım. Vicdansız herif.
Nimet. Nimet rakıyı getir. Tamam. Şimdi odana çık. Bir daha da dışarı çık. Hadi. Sen ayak koyuyorsun ayol. Kızın İffet. Hamileymiş ya. Yani. Cevap ver, cevap ver, cevap ver. Hamile değilim de sana. Hamileyim baba. Deminden baba, deminden baba. Nasıl leke sürersin? Öldüreceğim ulan seni. Ahmet amca gel. Öldüreceğim ulan seni. Ahmet amca dur. Ahmet amca dur. Öldüreceğim. Bu böyle gitmez. Öldüreceğim. Lan. Bırak lan beni. Bırak lan. Bırak. Ahmet amca. Bırak. Bırak, ben öldüreceğim seni. Gel Ahmet amca. Tamam Ahmet amca. Bu böyle kalmaz Cemil. Ben bunun hesabını sorarım sana. Sana elinde veririm. Benim elinde veririm. Gel seni evine götüreyim. Oğlum dedim. Evladım. 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 Hadi kal. Ne olur kal be Ahmet amca. Gel. Hadi gidelim. Bırak. Tamam Ahmet. Bırak beni. Gel. Çek var dedi. Çek. Git var buradan. Git. Git buradan. Beni bırak. Git lan evimden. Git. Öldüreceğim lan. Ben seni öldüreceğim. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldüreceğim.
at. Savur at sevdayı, bir yere fırlat. Bitti sayıp acıyı, kaldır öyle yat. Sor, herkese sor, acılar unutuluyor. Ağlayınca gözlerinden silinmiyor. Aşk her defasında bak bulunuyor. Bırakırım zamanı öyle biraz da. Sen olmadan da yine geçer nasılsa. Hatırla bunları, sakın unutma diyordun. Ama o zaman gülüyordun. Yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi, ayrılırsam söyle. Hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Silip at aşkları, bir yere fırlat. Bitti say ki derdini, kaldır öyle yat. Sor, ne olur sor, sen benden ayrılırsan. Ne olur düşümde bir ömrü durdursan. Aşk her defasında bak bende ararsan. Bırakırım kendimi öyle biraz da. Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa. Hatırla bunları, sakın unutma diyordun. Ama o zaman gülüyordun. Yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi, ayrılırsam söyle. Hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi? Başka bir arzunuz var mı efendim? Sağ ol Emine, teşekkürler. Abimden hala ses seda yok. Acaba hala İffet Hanım'la mı meşgul oluyor? Ne kızmış ama. Benim kafama şişeyle vurdum, ben suçlu oldum. Hastaneye yattı, koskoca Ali'nin İhsan Emiroğlu onunla meşgul oluyor. Hizmetçi değil, evin hanımı sanki. Sen bunlara kafa yoracağına bence verdiğin sözleri yerine getirmeye bak. Çalışacağım diyordun. Bir an önce yeni bir hayata başlayacağım diyordun. Madem iyileştin, abine ispat et. Hı? İkimizin de bu kadar dinlendiği yeter. Bence dönelim artık İstanbul'a. Hı? Bence de. Ortalığı çok boş bıraktık. Abimin yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Kahvaltıdan sonra hazırlan öyleyse. Emine. Buyurun efendim. Hazırlanın, İstanbul'a dönüyoruz. Peki efendim. İyi misin kuzum? Efendim abla. Ali İhsan. Biz bugün İstanbul'a dönüyoruz. Öyle mi? Çok sevindim. Neredesin sen şu anda? Ben şu anda hastanedeyim. İffet'i hastaneden çıkarıyoruz. Buradan da doğru eve geleceğiz. İffet bundan sonra müştemilatta kalacak. Sen bu işi biraz fazla abartmadın mı Ali İhsan?
Ne zamandan beri yanımızda çalışanları hastaneye biz götürüp getiriyoruz? Ayrıca müştemilata yerleşecek ne demek? Olacak şey mi bu? Nereden çıktı şimdi? Abla istersen bunları sonra konuşalım, olur mu? Evet, bence de. Konuşsak çok iyi olur Alihsan. Senin bu İffet denen kıza tavırlarını anlaman mümkün değil çünkü. Ben kapatıyorum. Anladığım kadarıyla İffet Hanım eve de yerleşiyor ha. Hayırlı olsun. Kuzum oğlum. Dükkanı kim satın alırsa konuşur. Sen çalışmaya devam edersin. Usta, ben başkasıyla çalışmak istemiyorum. Hayırdır Ahmet, ne oluyor? Yok bir şey Nurettin. Dükkanı satıyorum. Sen git bizim dükkana bak biraz. Ahmet iyi misin sen? Neden çıktı şimdi dükkanı satmak? Kimsenin yüzüne bakamıyorum ben Nurettin. Çok utanıyorum. Artık duramam buralarda. Gitmekten başka çarem yok. Baksana oğlum. Daha hissettim kalbimin şerefi. Dükkanında beti bereketi kaçtı zaten. Ben kararımı verdim. Ne övünürdüm kızım. Namus derdim. İffet derdim. Öyle böbürlenildim etrafta. Şey yalanmış. Baksana. Herkes arkamdan konuşuyor. Nimet'i de alacağım okula. Zaten bugün göndermedim. Şimdi ona da it kopuk kötü gözle bakar. Beraberce gideceğiz. Başka çaremiz yok. İyi düşün taşın Ahmet. Fevri davranma böyle. Bak bunların hepsi unutulur. Doğru Nurettin. Unutulur. Ama ben unutamam. Başka çaremiz yok Nurettin. Ben kararımı verdim. Sen hakkını helal et kardeş. Cemil nerede? Damatlık almaya gitmiştir herhalde. Ne diyorsun lan sen? Ne damatlığı? Bombayı duymadın mı sen? Cemil'e piyango çıktı, piyango. Salih amcanın kızıyla evleniyor. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Beyaz, ayakta uyuyorsun ayakta. Dün gece kızı istemişler. Salih amca taksiyi çıkarmış tamirhaneden. Bir de evin hacizini de ödemiş. Senin anlayacağın Cemil öyle bir yırttı ki... O yırtık bir daha dikilmez.
Yok, olamaz. Cem böyle bir şey yapmaz ya. Bu kadar da değil. Cemil böyle bir şey yapmaz lan. Nasıl yapmaz? Adam hayatını kurtardı lan. Ben de olsam onun yaptığı gibi yapardım. İffet'e ne olacak lan? Ha? İffet'e ne olacak? Bana ne bağırıyorsun ya? Kendisine sor. Hah, geliyor zaten işte orada. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Salih amca. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Size hayırlı bir haber vereceğim. Nişanımız var. Kızım Betül'le Cemil'i nişanlıyoruz. Bundan böyle duraktaki işler de farklı yürüyecek. Cemil artık buranın patronu sayılır. Bütün yövmiyelerinizi ona vereceksiniz. Siz ona hesap vereceksiniz, o da bana. Nişana herkes davetlidir arkadaşlar. Tebrikler Cemil. Kardeşim benim be, helal olsun. En doğrusunu yaptın kardeşim. Mahmut, damada bir çay. Hayırlı olsun. Suratına bakan da seni adam zanneder. Hiç mi gurur yok lan sende? İffet hastane köşelerinde kıvranırken sen kendini mi satıyorsun? Değer mi lan bir arabaya, 3 kuruşa? Senin fiyatın bu mu? Laflarına dikkat et Feyyaz. Dikkat etmezsem ne olacak? Haysiyetsiz köpek. Satlık herif. Laflarına dikkat et Feyyaz. Git lan şey. Yatayım lan üstüme. Yatayım lan. Yatayım. Buyurayım lan ben. Durmadan mı diyeceğim? Bırakın lan beni. Bırakın lan. Bırakın lan. Ayrılın. Bırak saçını lan. Usta. Bırak. Kes lan sen de. Bunların hepsi senden fitil fitil çıkacak Cemil. İffet'in günahını aldın. Bebeğini düşürdü. O bebeğin günahı da senin boynunda. Senin yatacak yerin yok. Çalışmıyorum artık ben bu durakta. Anne, Cemil gelmiş, ben çıkıyorum. Tamam kızım, sen çık. Ben de iş bitince seni ararım. Hoş geldin canım. Bugün bir sürü işimiz var. Pastayı alacağız, daha markete gideceğiz. Neyin var senin? Yok bir şey. Söylemezsen kızarım ama. Ben artık senin karın sayılırım. Beyaz'la tartıştık biraz. Önemli değil. E niye vermedin ağzının payını? Sen artık o duran patronu sayılırsın. Hadi gidelim. Belanızı versin. Nasıl yaparsınız bunu İffet'e? Rahatsın değil mi kızım? İffet, kolay değil yaşadıkların, biliyorum kızım. Ama kendini toparlamaya çalış, ha? Bak ben şimdi gidiyorum. Sana 3-5 parça bir şey alacağım. Benim o baban denecek adama da 2 çift lafım var. Hala. Sen karışma benim işime bakayım. Kızım, nasılsın? Bir şey ihtiyacın var mı? Çorba yapmıştım ben de sana.
gidelim, sen de biraz dinlen. Olur mu canım? İffet, canın bir şey isterse ben hemen pişiririm, he? Merhaba Sayman. Merhaba efendim. İffet nasıl? Aynı bildiğiniz gibi. Merhaba İffet. Kolyem bende kalmıştı. Sen düştüğün zaman almıştım. Fırsat olmadı hastanede vermeyi. Al. Ben yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Bir sürü dert açtım başınıza. Hem Dilek Hanım burada kalmama ne der? Sen hiç düşünme bunları. Burası senin evin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin. Tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayım. Siz Emine ile eşyaları yerleştiriverin. Tabii efendim. Ha Sayım. Geçmiş olsun. Yeğenin nasıl? Daha iyi efendim. Sağ olun. Ali İhsan nerede? Müştemilat'ta efendim. İffet'in yanında. İffet'in yanında mı? İffet. Bunların hepsi geçecek. Çok güzel bir gelecek bekliyor seni. Biliyorum yaşadıkların çok zor şeyler. Ama umudunu kaybetme. Hadi ağlama bakayım. Gözyaşın kalmayacak sonra. Sen çok yorgunsun. Biraz uyuman lazım, dinlenmen lazım. Ama ağlamak yok. Yarın çok güzel bir gün olacak. Sana söz veriyorum.